Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer hepiniz hoş geldiniz. YGS PALME denemelerinin yedincisini çözmeye başlıyoruz sevgili dostlar. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli bir bloğa şekildeki gibi dinamometreye bağlı biçimde sabit bir kuvvet uygulanıyor. Dinamometrenin gösterdiği değer 10 Newton ölçüldüğünde bloğun hareket etmediği gözleniyor. Demek ki arkadaşlar buraya 10 Newton'la çekiyoruz. Uyguladığımız kuvvet 10 Newton diyoruz. Fakat hareket etmiyor. Yani arkadaşlar duruyor, hızımız sıfır. Bir cisim arkadaşlar duruyorsa cisme etki eden kuvvet neyse sürtünme kuvveti de odur. Bakalım burada ne soruyor. Buna göre bu durumda bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin değeri nedir? Sadece 10 Newton'dur diyoruz. Yani arkadaşlar burada kütleyi bilmemize ya da K'yı bilmemize gerek yoktur. K'nın değeri işte X'tir falan filan. Hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü cisim duruyorsa statik bölgede bakın. Statik bölgede F eşittir F'sedir. Statik bölgede F eşittir F'se. F eşittir F'se. Dinamik bölgeye geçtiğinde şu bölgede arkadaşlar Fs eşittir komma gene. Bu da uyguladığınız kuvvete bu sefer bağlı değil diyoruz sevgili dostlar. K ve L sıvı damlalarının özdeş muslukların ucundan düşmeden hemen önceki durumları şekildeki gibidir. L damlası K damlasından daha ağır olduğuna göre görülüyor. Biraz daha büyük arkadaşlar. Yargılarından belirtilen çıkarımlarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? Sevgili dostlar, bu daha ağır olduğuna göre demek ki L damlası ile musluk arasındaki adezyon etkileşimi yani arkadaşlar tutunma değil mi arkadaşlar buraya yapışma adezyon yapışma daha fazladır diyoruz yani 3 doğru. Bakın hiç okumadan hemen L damlası ile musluk arasında oluşan adezyon etkileşimi daha büyüktür. Bunu görüyorum. Şuna bakalım. K ve L damlalarını oluşturan sıvılar kesinlikle farklı arkadaşlar. Düşmeden hemen önce olduğuna göre kesinlikle farklı. K damlasını oluşturan moleküller arası kohezyon etkileşimi yani arkadaşlar moleküller arasındaki efendime söyleyeyim tutunma kuvveti L damlasındakine göre daha büyüktür. Bu da bana göre zaten yanlıştır. Kesinlikle ulaşılabilir. Buna ulaşılması mümkün değil arkadaşlar. Hangisinin kohezyon etkileşimi daha büyük dersek gerçi burada kesin bir yargıya varamayabiliriz. Zaten kesinlikle sorduğu için cevabımız 1 ve 3 diyoruz Ceyhan. Yukarıda verilen araçların çalışma prensipleri fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Pusul arkadaşlar nedir? Manyetizma. Dolayısıyla şunları bir eledik. Çıkrık mekaniktir. Eleyemiyoruz. Termometre arkadaşlar nedir? Termodinamik. Yani arkadaşlar ısının yayılmasıyla ilgili cevabımız Adıyaman diyoruz. Termometrenin mekanik veya dinamik zaten bir alt dalı değil. Dolayısıyla Adıyaman olduğu görülüyor. Saf bir sıvının kütlesinin hacmine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sıvının sıcaklığı grafikte gösterilen hangi zaman aralıklarında artmış olabilir? Sevgili dostlar, sıvının sıcaklığının artması için öz kütlesinin ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Öz kütle burada sabit, burada sabit, burada artıyor. Çünkü kütle hacim grafiğinde arkadaşlar tanjant alfa eşittir m bölü v. O da bize neyi verecektir arkadaşlar? D'yi verecektir. İşte bakın burada eğim ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Burada ise eğim ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Zaten olması mümkün değil. MN araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Doğrusal yörüngeleri aynı olan araçlardan M'nin hızı kuzey yönünde 10 metre bölü saniye. Görüldüğü gibi arkadaşlar M ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Bunu kuzey aldık. Görüldüğü gibi arkadaşlar N de yukarı doğru. Yani her ikisi de kuzeye doğru gitmektedir. Sevgili dostlar, N aracı kaç metre bölü saniye hızla hangi yönde ilerlemektedir diye sorulmaktadır. Güzel insanlar, M'nin hızı
n'ın büyüklüğü x bölü t, n'nin hızının büyüklüğü ise arkadaşlar bakın x eksi 0 x bölü t eksi 0 t. Direkt x bölü t yazdım. 0 eksi eksi 2x, 2x bölü t eksi 0 t. Eğer buna 10 demişlerse güzel insanlar bunun 20 olduğu görülmektedir. Aynı sürede iki katı yer değiştirme yaptığı için hızı da iki katıdır. Dolayısıyla kuzeye doğru 20 metre bölü saniye diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada cevap şıkkı yanlış verilmiş bilginiz olsun. Düşey kesti verilen KLMN yolunun K noktasından ve hızıyla fırlatılan bloğun N noktasına gelinceye kadar hız büyüklüğü sürekli azalmaktadır. Buna göre KLLMMN bölümlerinden hangileri kesinlikle sürtünmelidir? Sevgili dostlar, eğer mekanik enerji azalıyorsa mutlaka sürtünme vardır. Görüldüğü burada arkadaşlar potansiyel enerji sabit fakat hız azaldığı için mekanik enerji azalır. Dolayısıyla mutlaka sürtünme vardır. Sıfırdan farklıdır. Burada hem potansiyel enerji azalıyor hem kinetik enerji. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada sürtünme kesinlikle vardır ve belki buradan daha da fazla olabilir. Kesin bir yargıya varamam. Burada ise arkadaşlar potansiyel enerji artıyor. Potansiyel enerji artıyor. Kinetik enerji azalıyor. Mekanik enerjiye bakalım. Acaba bu ikisinin toplamı arttı mı azaldı mı? Kesin bir yargımız var mı? Artması zaten imkansız kendi kendine. Azalıp azalmadığını bilemem. Dolayısıyla arkadaşlar MN aralığında kesin bir şey söyleyemem. Yani arkadaşlar cisim yukarı doğru çıkarken mutlaka yavaşlayacak. Sürtünme olsa da yavaşlayacak, sürtünme olmasa da. Dolayısıyla MN arasında yavaşlaması zaten normal olduğu için burada sürtünmenin olup olmadığı hakkında kesin bir yargıya varamıyoruz. Cevabımız Balıkesir diyoruz. Şekil 1 ve şekil 2'deki K ve L kutuları içindeki aynalara gelen I1 ve I2 ışınları şekillerdeki gibi yansımaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? K kutusunda çukur ayna vardır. Bakın arkadaşlar, gelen ışın asal ekseni keserek gelen ışın kendi üzerinden dönüyorsa mutlaka bu çukur ayna olmak zorundadır. Başka şansı yok. Çünkü merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Kesinlikle doğru. Sevgili arkadaşlar bakınız şuraya geldi ve yansıdı. Acaba sevgili arkadaşlar şu uzaklık ile bu uzaklık arasındaki ilişkiyi biliyor muyum? Hayır. X eşittir Y ise bu düz aynadır sevgili arkadaşlar. Eğer Y büyük X ise çukur aynadır. X büyük Y ise tümsek aynadır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da olabilir. Burada kesin olan budur. Olabilir dediği için arkadaşlar hepsi de olabilir diyoruz. Cevabımız Edirne. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan 4 m kütleli sevgili dostlar buraya yazalım orada bir arıza meydana gelmiş. 4 m kütleli saf suya m kütleli saf buz konulduğunda buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre 1-2-3 zaman aralarının hangilerinde buzun sıcaklığı sıfırdır? Sevgili dostlar buzu koyduk. Bakın bir aralığında buzun kütlesinde bir değişiklik yok. Demek ki buz erimiyor. Demek ki güzel insanlar bu aralıkta buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında. Buz erimeye başladığı anda arkadaşlar sıcaklığı ne olmuştur? 0 olmuştur. Demek ki T buz eşittir 0 santigrat derece. Ve erirken hal değiştirirken sıcaklığı 0 ta ki eriyene kadar. E zaten burada artık buz yok. Buzun tamamı eridi sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada arkadaşlar
Buzun kütlesi. Sevgili dostlar, özür diliyorum. Burada buzun kütlesi artıyor. Buzun kütlesi arttığına göre su buz oluyor. Suyun buz olabilmesi için tabii buzun iç sıcaklığı sıfır olmalı. Buzun iç sıcaklığı sıfırın altında olmalı. Güzel insanlar mutlaka suyun buz haline gelmesi için. Fakat su hemen buz haline gelmiyor. Görüldüğü gibi burada buzun kütlesi nedir arkadaşlar? Sabittir. Demek ki suyun iç sıcaklığı T su bu aralıkta arkadaşlar diyelim. T su sıfırın üzerinde. İşte arkadaşlar suyun sıcaklığı burada ne yapmıştır? Sıfıra gelmiştir ve buz olmaya başlamıştır. Bu aralıkta da su buz olduğuna göre arkadaşlar mutlaka buzun sıcaklığı sıfırın altında olmalıdır. İşte sevgili arkadaşlar burada artık buzun kütlesi sabit. Halbuki 4M kütleli su var. Eğer buzun sıcaklığı sıfırın altında olsa daha hala suyu buz haline getirebilir. Demek ki arkadaşlar su buz kütlesi burada ne yaptı? Denge durumuna geldi. Deniz seviyesinde su buz karışımı dengede ise arkadaşlar T su eşittir. T buz o da eşittir. 0 santigrat derece diyoruz. Cevabımız Bursa diyoruz. Bir an için soruyu yanlış okuduk diyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu sayfa net olarak çıkmamış fakat sorular genel olarak arkadaşların elinde var. Yine de ben okuyorum. Dinleyin. Aynı maddeden yapılmış silindir şeklindeki homojen X ve Y çubuklarının taban alanları eşit olup taban alanları arkadaşlar görüldüğü gibi şu kesit alanlarımız eşit olup sevgili dostlar sıcaklıklar arasında santigrat derece cinsinden TX büyük TY verilmiştir. Buna göre ısıca yalıtılmış ortamda ısıl denge sağlanıncaya kadar sevgili arkadaşlar ısıl denge sağlanıncaya kadar X ve Y'nin boylarındaki değişim miktarları eşit olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar aynı maddeden yapılmışsa boylarındaki değişim sevgili arkadaşlar delta LX bölü delta L'ye ilk boylarına bakmaksızın eğer alınan ısı verilen ısıya eşitse ki burada arkadaşlar birbirlerine dokundukları için QX eşittir QY. Birinin aldığı ısı birinin verdiği ısıya eşit. Size burada arkadaşlar bununla ilgili pratik bilgileri vereceğim. Demek ki arkadaşlar aynı maddeden yapılmış cisimlere eşit miktarda ısı verdiğimizde ya da ısı değişimleri eşitse boylarındaki değişim boylarına bakılmaksızın kesit alanlarıyla ters orantılıdır. Yani S'ye bölü SX. Bunlar da eşit olduğu için arkadaşlar ne diyoruz? Eşit olur diyoruz. X ve Y'nin sıcaklıklarındaki değişim miktarları eşit olur. Bu olamaz. Çünkü arkadaşlar bunların emceleri farklıdır. Q eşittir. Mc delta T. Bakıyoruz. Alınan ısı verilen ısıya eşit. Isı değişimleri eşit. C'ler de aynı. Fakat kütleler farklı. Nereden anladım? Çünkü kesit alanları arkadaşlar aynı olmasına rağmen boyları farklı. Demek ki bunu eledik. Sıcaklıkları farklı olacak. X silindiri kısalır, Y silindiri uzar. Evet sevgili arkadaşlar, burada X, Y'ye ısı verecek. T'nin sıcaklığı, Y'nin sıcaklığı artarken X'in sıcaklığı azalacak. Ve bundan dolayı da arkadaşlar X kısalır, Y uzar diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Şekildeki devrede iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş lambalar kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Buna göre gösterilen I1, I2 ve I3 akımlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar bunlar özdeş olduğuna göre V ve 100 tane de paralel olsa yine V. Ve arkadaşlar ana koldan geçen akım V bölü R. V bölü R'ye de ne diyelim arkadaşlar? 1 diyelim. O halde arkadaşlar buradan gelen akım ne yaptı? 2'ye bölündü. Bakın şu arkadaşlar ana kol akımını yönünde şöyle düzgün gösterelim.
ana kol akımını bu iki ürete sağlamaktadır. Demek ki bu ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2. Akımın 1 bölü 2'sini ve 1 bölü 2'sini paylaşıyorlar. Buraya gelelim arkadaşlar. Bunlar paralel olduğu için yine V olacak. Bu da V arkadaşlar. Artı eksiye bağlı olduğu için 2V. 2V bölü 2R ne oldu arkadaşlar? 2V bölü 2R yine 1 oldu. Demek ki ana kol akımımız yine 1. Ve buraya gelen akım yine 1 bölü 2 oldu. Güzel insanlar. Şimdi artı artıya bağlı olduğu için bunlara shooting istiyoruz. Buradan geçen akım V bölü R'den 1 olacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar I3 eşittir 1 bulduk. I1 ve I2'yi de 1 bölü 2 bulduk. O halde ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? I3 büyüktür. I1 eşittir. I2. Bu da güzel insanlar görüldüğü gibi E şıkkında verilmiştir. I3 büyüktür. I1 eşittir. I2 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi jeneratörün görevidir? A diyoruz. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren motordur. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren rezistanstır. Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru cevaptır. Hareket enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme ilgisi yok. Isı enerjisini hareket enerjisine dönüştürme ilgisiz ve alakasız bir durum. Jeneratör ne yapar arkadaşlar? Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür diyor. Türdeş olan K ve L katı cisimler su içinde şekildeki gibi dengededir. Kendi içlerinde türdeş arkadaşlar. Buna göre evet değerlerinden yukarıdaki hangileri arkadaşlar her iki cisim için eşit olabilir? Her iki cisim için öz kütlelerin eşit olma şansı var mı arkadaşlar? Görüldüğü gibi dk küçüktür d sıvı, dl eşittir d sıvı. Mümkün değil. Hemen d'yi silelim güzel insanlar. Kütleleri ve hacimleri eşit olabilir. Çünkü arkadaşlar neticede bunların hacimleri ile ilgili elimizde hiçbir veri yok. Kütleleri eşit olabilir ya da hacimleri eşit olabilir diyoruz. Cevabımız sevgili arkadaşlar Edirne D ya da M diyoruz. Türdeş bir yay üzerine yapılan yayılan periyodik dalganın kaynağı K noktasından 5 saniye üzeri eksi 1 ile titreşmektedir. Şekilde görülen dalganın kale aralığı 24 santim olduğuna göre yayılma hızı nedir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi bize frekans verilmiş 5 saniye üzeri eksi 1. Burada görülüyor arkadaşlar şurası lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2. Yani 24 eşittir 3 lambda bölü 2. 3 bölü 2 lambda. Buradan arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 8 2 ile çarptığımızda lambda eşittir 16 santim bulunmaktadır. V eşittir lambda f. Yani 16 çarpı 5. 16 çarpı 5 de arkadaşlar 80 olmaktadır. 80 santimetre bölü saniye diyoruz. Enerji bölü güç oranı aşağıda fiziksel niceliklerin hangisinde verilir? Sevgili arkadaşlar burada ben bu soruyu size şu şekilde çözmenizi istiyorum. Enerjiyi ne ile gösteriyoruz? W ile. Görüldüğü gibi arkadaşlar güç power P eşittir W yani iş bölü zaman. İş bölü zaman. Bunlar arkadaşlar yerine yazdığınızda görüldüğü gibi W'ler gidiyor. Ters çevirip çarptığımızda ne kaldı? T kaldı. T nedir arkadaşlar? Zamandır. İşte sorumuz bu kadar basit diyoruz. Sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın.